Bir kavga büyüttü hayatı. Ben sensiz yapayalnızdım. Suyum oldu aşım olmak. Yıllar sürdü. Hoş geldin gönlüme. Kaderim güldü. Kız elinden beni çok sev. Kimseye verme. Sevdan olmasaydı da gönülmez olmasaydı. Sevdan olmasaydı da gönülmez olmasaydı. Dünya kime yarardı bak, güzelim olmasaydı. Dünya kime yarardı bak, sevenim olmasaydı. Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sevmem seni kendime, aldım seni sineme. Sarsam seni ayda düş, diğerlere karıştı gözel. Vallahi duygularım çok yoğun şu an. Tüm olumsuzluklara rağmen böyle bir mutlu günde mutlu bir hayatı yaşamak çok güzel bir şey. Neler hissediyorsunuz? Sadece mutluyum. İkimiz de hasta bir insanız. Ama bu hastalığı yeneceğimize inanmıştık. Hayırlı olsun. Allah'a şükürler olsun. İkimize olan sevgimiz bunun üstünde bu zorluğu aşmamıza vesile oldu. Eşimi çok seviyorum. Eminim o da beni seviyor. Bu her şeye rağmen ben çok mutluyum bu akşam. Yenmeye çalışıyoruz her şeyi. Mutluluk her şeyin önüne gelir diyorlar ve öyle. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Ben çok mutluyum. Bu size bir moral oldu mu? Tabii ki oldu. Oldu. Yani çok moral oldu. Yani güzel bir şey, çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ederim. Güzel yani. Öresindeydi. Eşiminki de daha yeniydi. İstedim ki bu engeller bizim önümüze geçmesin. O mutlu olsun. Nikahımızı yaptıktan sonra unutulmaz bir anımız olsun. Gelecekteki ve ilerideki hastalara bir örnek olsun. Hiç kimse hastayım diye evine kapanmasın. Mutlu olmak çok güzel. Özellikle böyle bir sevgili insan olursa insanın önünde. Onu çok seviyorum. Yani dediği gibi hastayım diye kimse eve kapanmasın. Gerçekten çok yani yetişiyorsun, her şey iyi gidiyor. Moral çok önemli. Hastalığını düzeltiyor. Yani her şeyin adı zaten moralli. Yani güzel, herkese tavsiye ederim. Güzel bir şey. Mahallede, mahallede de destek verdi galiba değil mi? Allah razı olsun, evet. Evet, hepsi destek onların verdi. Onların sayesinde evet. Oldu zaten. Evet. Onlar yönlendirdi. Nikahınızı yaptınız dedi. Madem bir de dedi, güzel bir anınız olsun. Bizler yardımcı olalım. Allah razı olsun, yeğenlerim toplandılar. Görüyorsunuz zaten yeğenlerimden başka fazla bir misafirimiz yok. Biz kendi aramızda böyle mutluyuz. Yani bunların bir mutlu olmasın, bir yere birlikte olmasın. Yerinden geleni yaptık. Yani komşular olsun, yeğenler olsun, torunlar olsun, nenelerimiz olsun, mahalle olarak hep birlikte destek ettik bunlara. Böyle bir organ yaptık. Onlar mutlu olsun, onlar birlikte yaşasın diye. Sevinsinler, kendi aralarında bir anısı olsun. Yani gelin, yani duvarda bir resimler olsun. Yani evden bütün zorlara rağmen, bütün hastalara rağmen şu anda ağrı çektiler halde ve böyle bir şey çıkarttı ve şu anda hep kurtular. Yani mahalleler çok destek verdi, yeğenleri, amcaları, dayıları hep birlikte yaptılar bunu. Hiçbir şeyler yoktu çünkü buraya geldiğinde hiçbir şeyler yoktu. Hastaneye gidiyorlar, hala şu anda tedavi gördükleri halde. Önce Oscar Selim tuttuk, kardeşimiz olarak. O bize yardımcı oldu, o da fedakarlık yaptı. Ondan sonra gelinlik bulduk. Gelinlikte bulmamızda bir de yeğenlerimiz, amcalar, dayılar yardımcı oldu. Ya davetiyeleri bastırıldı, davetiyeleri. Herkes yani kendi arasında bir şeyler toplandı. Bir şeyler yaptı kendi arasında. Ne bileyim taşların altına elini koydular. Yani her zorluğa karşı yani böyle bir günü tasarladık kendi aramızda. Mutlu olsunlar, onlar tek birlikte olsunlar diye. Usta kardeşlerimize ve bütün gelinimizce bir hastalara yani yok. Önemli olan her şey önce moral, destek.
birlikte olmaları. Ya inanmaları bir şey yani. Evde kapalı ya ben olmayacak yok, düzelmeyeceğim diye bir kayda yok. Yani başarılı olmadığı için yani çaba sarf etmeleri lazım. Ne bileyim inanmaları lazım, mutlu olmaları lazım. Normalde düğünlere gidiyorum tabii. Bugün daha farklı bir ortam, daha farklı bir düğün oldu aslında bizim için. Yani düğün sahibi aslında normalde hep anne baba olur ama bugünkü düğün sahiplerimiz gördüğümüz kadarıyla hep eşimiz dostumuz, eşleri dostları daha doğrusu, komşuları. Çok farklı bir duygu. Yani inşallah hayırlısıyla da en güzel şekilde eğlendireceğiz onları. Bu mutlu günlerini en güzel şekilde taşlandıracağız. Bir ömür benimle yaşlanır mısın? Kendini terk et. Dört yanı aşk dolu yolumsun benim.